Merhaba. Deniyor ki halkın yeni anayasa talebi yok. Bunu saray da biliyor. Halk istediği için gündeme getiriyor değil ki. İki nedeni var. Koltuğu sağlama almak, partileri ve parlamentoyu bununla meşgul etmek. Yaz aylarında halkın arasına karışabilen AKP'liler ya doğrudan ya da dolaylı olarak saraya sitem ve serzeniş taşıdı. Erdoğan'dan eskisi gibi randevu alma olanağı olmayanlarsa mesajlarını sosyal ağlarda paylaşır oldu. Değilse ulu orta yazmazlardı. Tabanda kaynama var. Sıkıntı ve ızdırap öfkeye dönüşmüş durumda. Halkın ne Erdoğan'a ne de onun pozisyonunu koruma çabalarına saygısı ve tahammülü kaldı. Bugünkü tabloyu analiz ederken 22 yıllık AKP zulmü diyenlerden değilim. Mevcut rejim son 10 yılın ürünü ve nicedir tıkandı. Bu sebeple sertleşti, baskıyı artırdı. Yargı ve kolluk gücündeki arsızlık ve azgınlık da bundan İktidar sorunları çözme becerisini çoktandır kaybetti. Artık taban da biliyor ki bunlar koltukta oturdukları müddetçe ülkenin iki yakası bir araya gelmeyecek. Bilakis işler daha da sarpa saracak. Hemen her gün bir skandal ya da bir facia yaşanıyor. Geçen hafta öğretmen atamalarının mülakat sonuçları E-Devlet üzerinden açıklanıp geri çekildi. 56.490 öğretmen adayı açılan 20.000 kadro için bir yıldan uzun süredir bekliyordu. Neden böyle oldu diye sormaya hacet yok. Milli Eğitim Bakanı'na akıl vermeye de. Devlette, akademide, bürokraside, sivil toplumda hemen her kademeye her yıl on binlerce liyakatsız atama yapan, nitelikli kadroları tırpanlayan bir çeteden bahsediyoruz. İkinci örnek. 26 ayrı suçtan kaydı olan denetimli serbestliği olduğu halde bunu ihmal eden yani imza vermeye gitmeyen suç makinesi polisle girdiği mücadelede bir polisin silahını çekip diğerini öldürdü. Sonra bunun üzerinden sorular sorulmaya başlandı. Sokak röportajı vereni içeri tıkıyorsunuz, çeteler kol geziyor. Cezaevlerinde fikir suçlularına yer açmak için gangsterleri salıyorsunuz gibi eleştiriler. Lüzum yoktu buna. Yukarıdaki milli eğitim örneği gibi İçişleri ve Adalet Bakanlarının da bu konuda akla ihtiyacı yok. Neyi niye yaptıklarını çok iyi biliyorlar çünkü. Mehmet Ağar'ın beraber çöktükleri Yalıkavak Marina'da Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı ve Engin Alan'la verdiği fotoğrafı hatırlayın. Kürşat Yılmaz'ın yeni doğan bebeğiyle Devlet Bahçeli'ye bilmem kaçıncı resmi ziyaretini. Mafya rejimi artık öyle bir noktaya evrildi ki ittifakları ve ilişkileri fotoğraflarla belgelemekten, dosta düşmana ilan etmekten ve bununla şov yapmaktan çekinmiyor. Net anlaşılsın diye ironi yapayım. Farz edin ki Cumhurbaşkanı Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Korkut Eken, Adalet Bakanı Engin Alan, İstanbul Emniyet Müdürü Alaaddin Çakıcı, Ankara Emniyet Müdürü Kürşat Yılmaz olmuş olsun. Bugünkü durum budur esasen. Koltuklarda oturan isimlerin Ali Yerlikaya, Yılmaz Tunç veya Zafer Aktaş olması sizi yanıltmasın. Unutmayın ki dünün Yerlikaya ve Tuncu Mehmet Ağar'dı. Hem iç hem de Adalet Bakanlıkları yaptı. Bir suç şebekesi güvenlik ve yargı ağına çökmüş iş tutuyor kediye ciğer emanet etmekle aynı şey. Bunlar için işini düzgün yapan insanlar birer tehdit. İtiraz edip hakkını arayanlar da. Gerçeği yazan basın ve hak savunucuları ise korkulu rüyaları. Öldüremedikleri için yargı sopasıyla dövüyorlar. Yoksa neyin iyi neyin kötü olduğunu çok iyi biliyorlar. Neyin suç olduğunu da. Dosyaları öyle kalınlaştı ki ne dönebilirler ne de durabilirler. Pedal çevirmeye hatta hızlanmaya mecburlar. Değilse düşerler. Toplumu kabilelere böldüler. Bir kabileyi diğerine sahip çıkamaz hale getirdiler. İki nedenle. Birincisi herkesin derdi kendine yetiyor zaten. İkincisi kimin hakkını savunursan ondan oluyorsun. Bu okumuşu yazmışı yurt içindeki veya dışındaki herkes için geçerli. Misal pazartesi günü İstanbul 24. Ağır Ceza'da başlayan kız çocukları davası. Konuyu başından beri takip edenler müstesna Avrupa'da yaşayan kimi basın erbabı ve onların çalıştığı platformlar haberi görmedi, görmek de istemedi. Bir düzine isim sayarım böyle. Düz ajans haberi dahi yapmadılar. Erdoğan'ın şehrinden çekindikleri için değil, mağdura kimlik sordukları ve mahalle baskısından başka nedeni yok. Lafta kalmasın. Ülkeyi ahtapot gibi sarmalamış suç ittifakı yıkılmadan içeride ve dışarıda kimse güvende olmayacak. Hak ihlali görünce sağa sola bakmayın. Dayanışma budur ve unutmayın. Milyonları içeri tıkacakları bir cezaevi yok. Olmadığı için de ülkeyi açık cezaevine çevirdiler. Gücünüzü hafife almayın.